Profesör Doktor Canan Karatay son olarak Pan Panzehir kitabıyla takipçileriyle, okuyucularıyla, onu sevenlerle buluşuyor. Nihal Doğan'ın Nehir Söyleşisi kitapçılarda, raflarda bulunabilir. Profesör Doktor Canan Karatay iki hafta sonunda konuğum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi Kitaptan Kitaptan bahsedeceğiz. Teşekkürler. Sizin gelmeniz dolayısıyla başlattığımız bir anketimiz var. Bir onu hatırlatmak istiyorum. Sonra sonucu sizinle de yorumlayalım istiyorum. İzleyicilerimize soruyor Beslenmenizde en çok hangisine yer veriyorsunuz diye. Çok güzel. Protein, karbonhidrat, paketli ürünler, dengeli besleniyorum. Şu an %34 dengeli besleniyorum. Bravo, iyi ki hafta sonu izleyicisine. <laughs> Gönlümden geçen sonuç karşıma çıktı. Dilerim gerçekten öyledir. Hocam siz gelirken kahvaltı ettiniz mi? Hayır. Gidince edeceğim. Kaç öğün yiyorsunuz? Ee, aşağı yukarı sabah bir hafif. Hı hı. Ki buraya geleceğim için yemiyorum. Rahat konuşabilmek hı hı. için. Hı hı. Sonra e, akşam üzeri yani 5'te 6'da bir ye öğün yetiyor. Bir öğün yetiyor. Evet. Siz kaç yıldır böyle besleniyorsunuz hocam? Bilmem. Yani e, e, tabii gençken farklı. Yaşlar, hı hı. yaş ilerleyince daha az e, gerekiyor. E, yani enerji ve şey hı hı. dikkat etmek gerekiyor. Onun için me mesela belki bir son 10 son 5 10 yıl böyle olabilir evet. Aralıklı oruç çünkü son 5 oruç yıldır diye bir şey yok efendim. Yok mu diyorsunuz? Normal o o ilgili modern e, tıbbın modern diyetisyenlerin uydurduğu şey aslında doğalı odur. İbn Sina diyor ki. Hı hı. E, 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 bir öğün, iki hı hı. öğün yeterlidir. Üç öğün hastalıktır. Bakın 11. yüzyılda söylüyor. Neden? Çünkü bir insanın bağırsakları 12 metre boyunda. Hı hı. Ve bir hazım süresi 24 saat. Yani ağzınıza aldığınız bir lokma 24 saat vücutta kalıyor. Bu 24 saat içinde siz istediğinizi yerseniz, abur cubur atarsanız işte vücut şey oluyor, alt üst oluyor. Üçün hastalıktır. Evet. Bunu hatırlatalım. Peki hocam ama bir zamanlarda çok değil yani bundan 10 sene belki 15 hala, sene hala önce hala. Evet yine bize diyordu ki birçok beslenme uzmanı veya otorite e, gün içerisinde sık sık ama az yiyin. E, kan şekeriniz düşmesin. Şimdi de oysa deniliyor ki günde bir ya da iki öğün yiyin ve işte e, insülin direnciniz varsa bu şekilde kırabilirsiniz. E, Kıramak daha fazla insülin direncini ben bir fotoğrafı gösterebilir misiniz? O şişman fotoğrafı, o şişmanlık fotoğrafı vardı. Göstermeyi koymuştum çocuklar. Hı hı. Eğer Hazırlıyor arkadaşlar. evet Aha. onu. Çünkü o tamamen endüstrinin oyunu. Bakın 1970'lerde bir. plaj. 1970'te ben hekimlik yaparken yani ihtisas yaparken uzmanlık öğrencisiyken ki halimiz. Şimdiki halimiz. Sık sık yemenin sonucu efendim. Karbonhidrat yemenin sonucu efendim. Hazır yiyeceklerin piyasaya sürüldükten sonraki sonucu işte 21 bakın. Bütün erkeklerin memeleri büyüdü. Bütün çocukların 12-13 yaşındaki erkek çocukların karaciğeri yağlı. O sık sık yemek işte efendim ara öğün yemek ki hala veriliyor hastanelerde. Sağlık Bakanlığı onu veriyor. Ama karaciğer yağlanması yapıyor. Karaciğer yağlanması da işte efendim her şeyi başlatır. İnsülin direncini başlatır. İşte karaciğer yağlanması düşünceyi bozar. Hı hı. E, beyin bu, sisinden herkes muzdarip hocam. Mesela sizin beyin sesi, işte, harika beyin bir sisi. hafızanız var. Beyin sisi o. Çünkü devamlı e, karaciğeriniz yağlı olduğu sürece, devamlı karbonhidrat yediğiniz sürece, devamlı sık sık yediğiniz sürece vücut e, sapıtıyor. Çünkü esas önemli olan bağırsaklardır. Hı hı. Yani beynimizde e, üretilen serotonin de melatonin de bağırsaklarda üretilir. Bağırsaklardaki dost bakteriler tarafından üretilir serotonin, hı hı. melatonin. Orada depo edilir simge hanım. Oradan beyne gönderilir. E bağırsaklar çalışmadığı zaman tabii ki e, beyin sisi, dağgınlık, bize işte, bulanıklık, işte halsizlik her şey oluyor efendim. Bu söyledikleriniz zaten şehir hayatında birçok insanın muzdarip olduğu dertler. Ee, geçirgen bağırsak, irritable bağırsak gibi bizim 10 yıl önce pek duymadığımız rahatsızlıklar var. Ne oldu hocam bizim bağırsaklarımıza? Siz de bir başka röportajlarınıza da baktım. bir Bu rahatsızlıklara değiniyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki bir kabızlık pandemisi var, salgını var. İşte bağırsakların bozukluğu kabızlıkla başlıyor. Kabızlığı yapan da bu hazır yiyecekler, karbonhidratlar ve şeker. Ben her zaman söylüyorum şeker en tatlı zehirdir. Siz hiç şeker tüketiyor musunuz? Çocukluktan beri yani saf şeker tüketmiyoruz tabii hı hı. ki. Yani e, şey olarak e, benim rahmetli babam e, şeker hastasıydı. E, annem insülünü yapar. Biz sofraya otururduk. Biz çocukluktan beri çaya kahveye şeker koymayız. Ben 81 yaşındayım. Siz nasıl besleniyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Evinizde en çok ne pişiyor mesela Evimizde tabii ki şimdi kış ayında çorba çok. Hı hı. Kebik suyu çok. Harika. E, e, efendime söyleyeyim haşlama et çok, kaburga çok. Şimdi bu aylarda da balık çok fazla. Hı hı. Akşamları balık. Akşamları balık. Peki sebzeyi nasıl tüketiyorsunuz? Daha ziyade zeytinyağlı olduğunu tahmin ediyorum. Şey, sebze de şimdi şu sırada kış sebzeleri ve de turşu olarak. Hı hı. Evet, işte işte laha başta karnabahar biliyorsunuz. Pırasa çok önemli. Kereviz çok önemli. Onlar etli de oluyor. Zeytinyağı da oluyor. Turşusu da oluyor efendim. Soğan çok tüketiyoruz. Soğan harika, çok önemli. Harika. Hem soğan turşusu, ben kendim de yapıyorum. Hem de soğan salatası. Yemek yapıyorsunuz? Yapıyor e, fırsat buldukça tabii ki yapıyorum. Harika. En sevdiğim şey. Harika. Peki hocam şimdi dost bakteriler dediniz. Bu bahsettiklerinizin bir kısmı bilhassa turşu. Bizim bildiğimiz kadarıyla zaten doğal prebiyotik, probiyotik ve bağırsak dostu yiyecekler. Mutfağımızda neleri bulunduralım, neleri atalım? Ben yıllar önce sizinle yaşadığım bir anıyı anlatmak istiyorum burada. Buyurun, ben o zaman ben NTV'de çalışıyordum. Ee, Canan Hanım geldi ee, canlı yayın için konuğumuz olmak üzere. Ben de <gülüyor> <gülüyor> yemek yiyordum ve gazlı içecek vardı yanımda. <laughs> Hatırlıyorum, hatırladım. <laughs> ben görür görmez Can Hanım hocam, hoş geldiniz diye kalktım. Onu içiyorsun, telomerlerini öldürüyorsun diye. Doğru, doğru. <laughs> Biraz kızmıştı bana. Herhalde en büyük yanlışlardan biri de o tükettiğimiz <laughs> gazlı Yanlış içecekler için, değil mi hocam? İşte işte gençliğinizin kıymetini bilin diye görünce e, üzülüyorum, onun için söyleniyorum. Kız, kızmamın sebebi o, kızmıyorum. Ama vücudunuza zehir soktuğunuzu görünce o genç güzel vücudunuza üzülüyorum. Gazlı içecekler, şekerli, Gazlı, paketli. Gazlı şekerli içecekler, hı hı. Ee, hazır bütün yiyecekler, pakete girmiş bütün yiyecekler ve o bütün yiyeceklerin içinde bulunan glutamat, hı hı. Ee, e, monosodyum glutamat yani Çin tozu hı hı. çok tehlikeli. Bütün hazır paketlerde var ve o size yedirdikçe yediriyor. Öyle programlanmış endüstri tarafından. Hep açsınız, hep açsınız. Bunlar hakikaten ve de şeker tabii ki ve de sıvı şeker ve de mısır şurubu şekeri. Hı hı. Şimdi bütün tatlılarda, dışarıda yapılan bütün tatlılarda mısır şurubu şekeri kullanılıyor. Bir de çok tehlikeli trans yağlar var hepsinde. İşte bütün bunlar sağlığı bozuyor. Hı hı. Yani ondan sonra gidip Yok kolesterolüm mü yüksek? Bütün mesele kolesterolmüş gibi. Tabii bu büyük bir endüstrinin, gıda endüstrisinin ve ilaç endüstrisinin çok büyük tuzakları bunlar. Kitaplarda da yazdık zaten. Beslenme tuzakları diye de bir de hı -hı, kitabımız hı -hı. var. Bunlardan uzak durursanız şu şey sağlığınızı korursunuz. Çünkü bir hekimin, hek gerçek bir hekimin görevi sağlığı korumak, hastalanmamak. Hastalanırsa tabii ki tedavi ediyoruz. Ama zarar vermemek. Hipokrat'ın yemininde Hipokratın olduğu gibi yeminini önce zarar verme. Yapmış olarak. O işte senelerdir onu uyguluyoruz efendim. Ben uyguluyorum daha doğrusu. Ama siz bunlar için bir yandan da devamlı savunma veriyorsunuz değil mi hocam? yani? E, 111. 111. 111 dosyam var. Bir avukat hanım geldi geçenlerde hasta olarak. Hocam diyor benim 90 dosyam var avukat olarak sizin 111 diyor. Çok güzel. Bu da bir rekor sayılabilir <laughs> belki. Rekor sayılabilir. 81 yaşındayım. 111 e, suçlanmam var. Türk Tabipleri Birliği ile. Türk Tabipleri Birliği, dernekler, meme Hı -hı. dernekleri, kanser dernekleri, ana çocuk dernekleri Hı -hı. E, şey olarak. işte İşte jinekoloji derneği şeker yüklemesi yüzünden çocuklara şeker yüklemesi, gebelere şeker yüklemesi yapıp e, gebeleri korkutup işte şekerin olursa tabii gebelik şekeri tabii ki sorun, problem. Ben bunu 2015'te söylediğim zaman kıyametler koptu. Bütün tabipler birliği, işte Cirencici Derneği Başkanı hepsi bana hücum etti. Hatta aralarında yazışıyorlar, yazışmalar var. İşte bu kadını susturalım, bu kadın çok konuşacak. Sakın onun şey yapalım diye. Çünkü benim esas şeyim gebelikte şeker. Hakikaten anne ve çocuk için zararlı. Tabii. Ki. Ama bunun için gebe bir hanımın ilk günden itibaren veya gebeliğini anladığı itibarenden 6 ay niçin bekliyorsunuz? Ve bunun ıı, ıı, tespit edilebilecek, önleyecek çok basit, çok kolay yolları var. Anneyi baba ve bebeği zehirlemeden. Nedir mesela? Evet, ben her zaman söylüyorum. Kan şekerine bakılacak. Hı hı. Açlık kan şekeri, tokluk kan şekerine bakılacak. O kadar. O ve açlık kan şekeri yüzün altında olacak. Annelere sesleniyorum. Tokluk kan şekeri yani bir şey yedikten sonra tokluk şekeri 140'ın altında olacak. Bu yeterli. Bu kadar basit. Ve bunu dünya uyguluyor bu şekilde. Bizim 6 ay beklemelerin sebebini ben işte 2015'ten beri sonra işte müracaat ettiler de işte meslekten men ettiler de hiçbiri uygulanmadı yalnız olmalı çünkü ben haklıyım diye. Hatta Anayasa Mahkemesi tabipler bilir tazminat davası ödetti bana. Bayağı da tazminat davası ödettiler. Fakat şimdi ben 2015'ten beri niçin 6 ay bekleniyor da 6 ayda bu yapılıyor diye bir türlü ne delini ne delini delini bulamıyordum. Ama şimdi artık öğrendim ve rahatladım. Ne? Yeni doğana malzeme bulmak için. O ne demek yani? E şimdi yeni doğanlar, yeni hı hı. doğan çetesi var ya, onun işi olduğuna inanıyorum. Ha, çünkü altı aya kadar bekliyorsunuz. Evet, evet. Çok sağlıklı. Annelerden gelen mesajlar var. Evet. 6 ay sonra bu çok şiddetli, büyüklere dahi fenalık verecek glukoz şekeri yükleniyor anneye ve 650 gramlık fetusa gidiyor. Fetüs çırpınıyor karnında ondan zehirleniyor ve ya sakat doğuyor, ya ölüyor ya ve de. Organları gelişmeden doğuyor, doğru yeni yeni doğumla gönderiliyor. Erken doğum oluyor çünkü. Erken de doğum oluyor veya şeker çok tehlikeli, hakikaten çok tehlikeli. Bir kere şekerin yüksek şekerin, şeker hastası olalım olmayalım yani hamileler için de söylüyorum, yetişkinler için hamile olmayanlar için de yüksek şeker özellikle bebeklerde kök hücreyi tahrip ediyor. Ana rahmindeki kök hücre daha tahrip olan bebeklerde akciğerler bozukluk oluyor. Hop yeni doğana. E, bağırsakları gelişmemiş oluyor. Hop yeni doğana. Mide bağırsak bozuk oluyor. Sinir sistemi gelişmemiş oluyor. Hop yeni doğana. Buyurunuz efendim. Ben, Ve bu... Müthiş bir organize bir olay diye düşünüyorum. Ben e, hamileliğim sürecinde bu sizin bu söylediklerinizi doktorumla paylaştığımda bana şöyle bir açıklama getirmişti Canan Hanım. Simgecim, hani bu 6 ay boyunca bir dilim pasta veya bir porsiyon baklava yedin mi? Yemişimdir hocam. E tabii ki. E o zaman bu yaptığımız test sana zarar veremez. Çünkü buradaki şekerle o baklavadaki şeker aşağı yukarı aynı demişti. Ve fakat yani açken o suyu içtiğiniz için mesela ben kendimi çok kötü hissettim, neredeyse bayılıyordum. Bir iki saat hiçbir şey yememeniz var. gerekiyor. Hani o günü bayağı kötü geçirdiğimi hatırlıyorum. Şimdi o kötülük bebekte de oluyor. Simge Hanım, doktorun bu söylediği tamamen cahillik, şöyle tamamen bilgisizlik veya bilinçli olarak yapılıyor. Bir baklavan sade şeker değil. Bakın bir baklava la sıvı şeker aynı değil. Affedersiniz. Bir baklavada... da e, Karbonhidrat var ayrıca, un yani şey. E, ondan sonra fındık, ceviz fıstık, var. ceviz Tabii. var, yağ var. Ondan sıvı 50 gram, 100 gram sıvı şeker, olduğu gibi kana geçen şeker aynı mı kardeş? Bu kadar bilgisizlik olur mu? Bilinçli olarak yaptılar bunu, onu söylüyorum. Ve aç karnına. Çünkü kimse Lise aç anneyi karnına, aç bırakıyorlar, evet. gebeyi aç bırakıyorlar susuz bırakıyorlar. Ondan sonra bu sıvıyı içeceksin diyorlar. Ki siz yine hafif atlatmışsınız. Bebeğini kaybeden, kendini kaybeden çok insan var. Ve bana bu davalar açıldığı zaman 92 en aşağı 92 aileden, anneden, hiç tanımadığım aileden mesajlar geldi. Ben çocuğumu kaybettim. Benim çocuğumun bağırsağı gelişmeden doğdu. Benim çocuğumun akciğerleri gelişmeden doğdu. Benim çocuğumun kalbi delik doğdu. Ve ben bunları savunmamda verdim. Ve de e, karşıda çete olduğu için çeteden şöyle bir cevap geldi savunmaya karşı. Bunlar zorla alınmış ifadelerdir. Ki Türkiye'nin her yerinden bana geliyor. Gidip ben tabanca e, efendim sallamışım da zorla almışım. Yani ama çete bunu söylüyor bizim. 2015'te ilk bu dava açıldığı zaman, suçlama açıldığı zaman biz e, şeydeyiz, Akçebük'teyiz yazlıktayız. İşte bütün medya geldi. Vay 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 Karatay'a böyle oldu diye. Avukatımla çıktık. Avukatım da dostum. Ee, işte onunla beraber çıktık. Bunu konuşuyoruz. Ee, Avukat Bey'le ben, fotoğraflarım var. Hı hı. Yazlık kıyafetle, şortumuzla şey olarak. Ee, e, Necati Keskin avukatım o zaman. Aile dostumuz aslında yani. Orada oradan bana yardım ediyor. Necati Keskin. Onlar epeyce uğraştık. O bana ne dedi biliyor musunuz? O zaman. Bu dedi hocam çete karşısındayız. Biz Canan Hanım ile uğraşıyoruz dedi. Ta o zaman. Selam olsun Necati Keskin arkadaşıma, dostuma. Şimdi bir izleyicimiz YouTube'da devam eden program linkimizin altında. Şeker yüklemesi nedeniyle eşinin ilk çocuğunu 8. ayda erken doğurduğunu, ha. 9. ayda şeker uygulaması yapılmadığında ikinci bebeklerini... Vaktinde sağlıkla e, kucaklarını tabii, aldığını yazmış. Tabii. Doğalı odur. Biz öyle bir şey bilmedik. Yani bu 80'lerden sonra, 90'lardan sonra çıktı. Ve bu çetenin işi hakikaten. Ki Necati e, Keskin o zaman karşımıza çete var dedi. Biz bunlarla uğraşıyoruz dedi. Evet. Kolay değil dedi. Çünkü neye biz müracaat ettiysek hepsini reddedildi. reddedildi hı hı. Şeyden, e, savcılıktan. Peki hocam bir başka çok artan hastalıkta maalesef kanser. Tabii burada taramaların, ...artmasının etkisi vardır, tanının daha erken konuluyor olmasının etkisi vardır. Ama zaman zaman sizin kanserle ilgili yaptığınız çıkışlar da... E, ...doktorlar veya meslek dernekleri, örgütleri tarafından eleştiriliyor. Ben bir e, bütüncül e, tıp hekiminin bir yorumunu size sormak isterim. Katılır mısınız? Kullandığımız deodoranlar ve tam da tiroid bezimize yakın yerlere... ...sıktığımız parfümler dolayısıyla kadınlarda hem... Koltuk altına sıkılan deodoranlar nedeniyle meme kanseri ve işte boyuna sıkılan parfümler nedeniyle tiroid kanseri çok arttı gibi bir yorum yapmıştı. Şimdi acaba bunların bir etkisi olabilir mi diye size de bir sormak isterim. Var tabii bunların hepsi toksik. Sadece bunlar değil. Sadece buraya sıkılıyor değil. Bütün evde kullanılan deterjanlar. Ve yapılan çalışmalar da gösterdi ki özellikle tarım zehirleri, böcek zehirleri, glifozat. Glifozat denilen bir şey vardır. Çok tehlikeli bir zehir. Şakır şakır kullanılıyor Türkiye'de. Maalesef. Şey olarak, glifozatın meme kanseri yaptığı biliniyor. Kadınlarda. Yüzde 25'ten fazla bu. Yapılan çalışma 10 seneden önceki bir çalışma bu. Bütüncüllükle bunun alakası yok. Bu insanların zehirlenmesiyle alakalı bu. Kullandığınız her türlü deterjan. Hı hı. Kullandığınız her türlü saç boyanız. Dudak boyanız. İşte deodoranlar ve evde kullanılan deterjanlar. Hepsi sadece bu meme kanseri değil rahim kanseri, over kanseri. Erkeklerde prostat. Neden? Çünkü e, kullanılan bu deterjanlardan işte çamaşır suyuydu, yok ağartıcıydı, yok kokuluydu. Hı hı. Bütün bunların içinde bromür var. Klorür var. Bromür ve klorür bir de e, suya katılan diş macunlarında florür var. Flörür, evet. Biliyorsunuz bu üçü vücuda girdiği zaman vücutta iyodun kullanılmasını engelliyorlar. İyot çok önemli her hücremiz için. Yalnız tiroid için değil. İyot meme memelerde yoğundur. Hı hı. Ee, yumurtalıklarda, erkeklerin de hanımların da yumurtalıklarında yoğundur iyot. Koruyucudur ve prostatta da yoğundur, koruyucudur. Hı hı. Eğer bunu bromür, klorür ve florür bunlar vücuda girdiği zaman Iyot düşüyor ve de diğer sebepler de var. Bir sürü de sebepler de var. İşte o yüzden e, trans yağlar kanser sebebi. Hı hı hı. Yani sadece buramıza sürdüğümüz tabii çok doğru hı hı. ama çok kısıtlı. Hı hı. Şimdi hocam deterjanlarla ilgili söylediğiniz şey bence çok önemli. Çünkü bizi izleyen ev hanımları da var ya da çalışan hanımlar genellikle hani evde bu ürünleri kullanıyor. Artık beyaz sabun, Arap sabunu pek kullanılmıyor. Eee benim kızım 2 iki, 2,5 iki yaşlarındayken geceleri çok öksürüyordu ve hani doktor doktor bir şey yaptık. Sonra hani gerçekten çok iyi niyetli hekimlerimiz de var. Var tabii ki, tabii. Her her tabii seferde güzel, her hekimlerimiz şeyde çok evet, onlara selam olsun e, tabii. Ilaç yazmayan, "Aa hadi biz bu çocuğa alerjik e, astım teşhisi koyalım ve bir ömür ilaç kullandıralım." demeyen bir doktora denk geldiğimiz için çok mutluyum. Bazı tavsiyelerde bulundu. Örneğin odasında artık çamaşır suyu kullanılmıyor. Ee, On Çocukların nevresimleri dediğiniz gibi ağırlatıcı, ağır, artıcı yumuşatıcılarla yıkanmıyor ve gerçekten çok olumlu sonuç aldık. Eve sokmayacaksınız o zehirleri. Size de etkiler, eşinizi de etkiler, çalışanlara da etkiler. Yerine ne koyalım? Evet, yerine sirke. Sirke en güzel temizleyicidir. En güzel kokuları alır, küfleri alır, virüsleri öldürür, bakterileri öldürür toksinleri öldürür. Parazitleri öldürür, bitleri öldürür. Sirke kireçleri söze çözer. Sirke pasları çözer. Sirke asırlardan beri kullanılan bir zararsız şeydir. Virüsleri ve bakterileri öldürdüğü gibi çok önemli Şimge Hanım, bakterilere karşı direnç meydana gelmez. Bütün antibiyotikler şimdi direnç hı hı. meydana geldi. Bütün tıp alemi dünyada saçır başını yoluyor. Hı -hı. Ne oldu ne oldu diye siz Hı -hı. yaptınız ama sirke bunu yapmaz. Yani bir de İngiliz karbonatı o da bunu yapmaz. Hı -hı, İngiliz önemli. karbonatıyla da çünkü bütün hanımlara sesleniyorum yani kusura bakmasınlar. hepsi fıttırık. ama neden fıttırık biliyor musunuz? <laughs> o, o deterjanlara koyulan kokular yok elma koktu yok sirke evet. şey çilek evet. kokusu yok efendim kuran boğaz yok, yok. Hı -hı. gül kokusu yok efendim yasemin kokusu ne aklınıza geliyorsa o kokuların. Beyinde bağımlılık yapıyor. Yani bu endüstrinin bir tuzağı. Tas iş yaptın diye. Evet. Ve beyinde tinercili gibi bağımsızlık yapıyor. Ve onu temizleyenler de o gün temizlik yapılan evlerde de hanımlar onu duyunca mutlu oluyorlar. Ve de temizlik oldu sanıyorlar. Evet. Temizlik, hijyen falan büyük bir hastalık aslında. Temizlik Siz... kokuyla olmaz diyebilir miyiz? E, tabi. O kokular kanser kokusudur. Bak bir daha söylüyorum. Duyduğunuz hanımlar o kokular hani çok mutlu oluyorsunuz ya kanser kokusudur. Sadece meme kanseri değil. Tiroid kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri. O kokular kanser kokusudur. Çocuklarınıza da koklatmayın. Kendinizle, eşinizle yazıktır, günahdır. Paranıza da yazık istelik. Beyaz sabunla çamaşırları yıkamayı mı tavsiye ediyorsunuz? Yani çünkü Vallahi sirkeyle Ben çamaşırlarımı senelerden beri İngiliz karbonatıyla yıkarım, İngiliz sirkeyle karbonat. yıkarım. Hı hı. Evde yalnız sirkeyle temizlenir kardeşim. Kötü kokmuyor Bulaşık... mu kıyafet hocam sirkeyle? İşte bu, bu o kadar büyük bir yanlış algı ki. Sirke yıkandığı zaman o sıcaktan koku falan kalmıyor. E bir hı, deneyin güzel. kardeşim. Bir deneyin. Deneyin de görün. Pırıl pırıl olduğunu görün. Bulaşık makinesine de sirke koyacaksınız. Pırıl pırıl. Tablet değil. E, tablet zehir. Kanserojen. Aynı şey. İngiliz karbonatı, sirke. Evet o kadar. Bizim evde o başka bir şey kullanılmaz. Hı -hı. Çok önemli. Ben not aldım. İzleyicilerimize de naçizane tavsiye Çünkü ederim hocam. Çünkü neden? Bunu da söyleyeyim. Esas temel nedenini açıklamamız lazım. Bütün o deterjanlarda esas temizleyici, parlatıcı, beyazlatıcı unsur karbonattır. Hı -hı. Evet. Ötekiler hepsi satın satış tuzağıdır. Esas temizleyen unsur Karbonuz. karbonattır. Hı hı hı. Peki hocam ben size tuzu da sormak istiyorum. Şimdi tuz dediğimizde e, çin tuzu mu değil? Bizim doğal tuzu kullanmamız gerekiyor. Kristal gerektiğini. kaya tuzu tuzdur. Sofra tuzu rafine olmuş tuz, tuz değildir. Bir de o tuz, ma tuz mağarası şeylik gösterebilir Görselini miyiz? Lütfen, lütfen mi arkadaşlar. Lütfen, evet. Tamam, o da şimdi geliyor şimdi, hocam. Şimdi kristal kaya tuzu Kaya tuzu mağaralarında astım ve kalp hastalığı tedavi, tedavi edicidir. Edilir. İşte bakın tedavi edicidir. Ben kristal kaya tuzu kullanın dedim diye kıyametler koptu. Kardiyoloji derneği, tansiyon derneği, iç, iç hastalıkları efendim tansiyonu. Kristal kaya tuzu hı hı. tansiyonu yükseltmez, tedavi eder. Kalp hastalığını tedavi eder, astımı tedavi eder. Ve yurt dışında böyle tedavi şeyleri var. Bakın onu getirdim. Merkezleri. Evet. Hı hı. Onu kaldırmayın biraz dursun. Hocamız kızdırmayın. Kalsın evet beni kızdırmayın. Arkadaşlar. <laughs> o, o tuz mağaraları hakikaten girdiğiniz zaman nefesiniz açılıyor. Yani ben e, Çankırı'daki e, 2000-3000 yıllık Hititlerden kalma tuz mağarasına gi girip kendim gözümle gördüm. Ona... Ne, ne, nasıl bir fark hissettiniz? Hafifliyorsunuz, hı hı. rahatlıyorsunuz, nefesiniz açılıyor. Onu koysunlar niye kaldırdılar? Hazırlıyorlar hocam. Bir görüntü gittikten sonra gelmesi bir vakit alıyor Bu da. Bu lütfen kalsın, geldi. kaldırmayın. Tamam. Ve de bakın bütün yurt dışında böyle tedavi yapılıyor. Bunu göstermemin sebebi, buraya getirmemin sebebi beni suçluyorlar. Tansiyonu yükseltiyor diyor. Tansiyonu yükselten rafine olmuş olan Hı -hı. sofra tuzudur. Çünkü o rafine olur endüstri içindir. insan vücudu için değildir. Tansiyonu da yükseltmez. Tansiyonu yükselten ne? Bir daha söylüyorum. Karbonhidrat. Çünkü bilimsel olarak gösterildi ki bir molekül tuz hı hı. ama bir molekül dediğim kristal kaya tuzu hı hı. bir molekül su tutuyor vücutta. Bir molekül karbonhidrat hı hı. işte ekmekti, pilavdı, makarnaydı, makarnaydı mantıydı, şeydi. Bunlar hakikaten bir molekül karbonhidrat buna şeker de dahil, hı hı. şekerli içecekler de dahil. 190 molekül su tutuyor. Doktor hanımlar ve beylere söyleyeyim efendim. Yani beni suçluyorlar, benim davalarım devam ediyor ama bunlar hep savunmalarım da var. Ve bilimsel olarak, yani ben konuşuyorum, ben ezber bozuyorum ama ben ezbere konuşmuyorum. Bütün kitaplarımda hakikaten 10 binden fazla gerçek çalışmalar var. Yani ilaç firmalarının sponsor olmadığı çalışmalar. Hı hı. Bu çok önemli. Yani bilimsel bağımsızlık aslında çok önemli bir evet. sorun bence de. Peki bu kristal kaya tuzu gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi? Gönül rahatlığıyla tüketilebilir ama kristal olacak. Yani hı hı. siz evde alıp öğüteceksiniz. Hı hı. Peki Virüsleri öldürüyor. Öğütülmüşleri var. O Öğütülmüşlerin içine mu? katkı maddesi girebilir. girebilir. Virüsleri öldürüyor. Hı hı. Bakterileri öldürüyor. Küfü öldürüyor küfleri, toksinleri öldürüyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Turşu suyunun bağırsakları çalıştırması. Hı hı. Yani bağırsaklarınıza, midenize can ve kan veriyor. Ve beyninizi berraklaştırıyor. Kristal kaya tuzu. Hı hı. Ee, miktarı ne kadar? Miktarı istediğiniz kadar olabilir. Zaten çok fazla almanıza gerek yok. Bir de tuzakta, tuzak olarak şundan bahsedeyim Simge Hanım. İşte yurt dışındaki yayınları falan işte tercüme edip burada kullanılıyor tabii ki. Her gün bir kişinin bir çay kaşığı tuza ihtiyacı vardır. Deniliyor. Hı hı. Değil mi? Belki hı hı. duymuşsunuzdur. Ama yurt dışındaki çay kaşığı bildiğimiz tatlı kaşığıdır. Bizim çay kaşığımız yoktur onlarda. Senelerce bu uygulandı insanlara. Senelerce vücuttan tuz atılsın diye, hala yapılıyor. Evet. Şey atılsın diye ilaçlar uygulandı. İnsanlar böyle Peltek olmuş olarak dolaşıyorlar. Beyin gitmiş, uykusuzluk, terleme, aşırı terleme, hı hı. halsizlik bunlardan dolayı. Bunlar böbrekleri de tabii ki çok yoruyor. E, tab, tabii ki. Hayır, böbreği korur. Hı hı. Kristal kaya tuzunda 84 tane mineral var. Ve bu 84 tane mineral ki e, makrolar var, mikrolar var. Makrolar potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum. Hı hı. Bunlar çok önemli. Bütün hücrelerin çalışması için. Onun dışında da mikrolar var, her türlüsü var. 84 mineral insan vücuduna bozulmamış olarak, rafine olmamış olarak girince hastalık kalmaz. Hocam sizin bu saydıklarınızı biz şimdi takviye olarak alıyoruz ve dünyanın da parasını veriyoruz. E e ben de onu söylüyorum Sotasyon. zaten. Tabii ki. de Takviye olarak alıyorsunuz ya onların içinde bir sürü de kimyasal var. Tabii. Katkı maddeleri var, boya var. Boya var, katkı maddesi var. Siz onlara bağlanırsınız diye e, çin tuzu var. İçine çin tuzu koyuyorlar. O çin tuzu mutlaka sizi tekrar ona yöneltiyor. Damağınızı şey yapıyor. Çünkü çin tuzu vücutta e, damağımızda dört tane şey vardır. Tatla, tat duyusu vardır. E, çin tuzu da e, bunu umami deniliyor. Bir Japon hekim bunu buldu. Çin tuzu kullana kullana damağımızda, dilimizde beşinci duyu, umami gelişti. İşte bütün kanserlerin sebebi bu. Bütün hastalıkların sebebi bu. O ilk başta gösterdiğim şişmanlığın sebebi bu. Şimdi yıllar önce aslında sizi biz ilk kolesterol ve kolesterol ilaçlarıyla ilgili söylediklerinizle çok tartışır ve görür olduk. Hala tartışıyoruz. Öyle ama hani sonrasında başka konularda eklendi ama ilk aslında kamuoyunda ezber bozan açıklamalarınız o kolesterol ilaçları ve kolesterolün kendisiyle ilgili açıklamalardı. Şimdi hocam ben çok iyi hatırlıyorum. Ben 82 doğumluyum. 90'larda aman yumurta tüketmeyin, aman tereyağı tüketmeyin, margarin tüketin diye böyle bir furya vardı. Tereyağın yerine margarin. Ve zeytinyağını yerine margarin öneren bir furya vardı. Yumurta neredeyse öcü ilan ediliyordu. Şimdi siz de süper besin oldunuz. Siz zaten yıllardır söylüyorsunuz ama. Başından tüm, beri. Tüm tıp camiası yumurtayı şu an koyacak yer bulamıyor. Muhakkak her gün bir protein ah olarak yumurtayı tüketin diyorlar. Tıp camiasının başına taş düştü. Karatay taşı düştü. <laughs> Zeytinyağı ile ilgili hazırlattığımız bir görsel var. Bir size onu yorum, bir sizin onu yorumlamanızı Ama isterim. Ama ona cevap vereceğim sana. Tamam. Kolesterolle cevap tabii, vereyim? Tabii. Buyurun. E, yo, siz, bunu birazdan sormak istiyorum. Günde 50 gramdan fazla sızma zeytinyağı tüketen bireylerin e, mide bağırsak kanserinden ölüm riskinin 60 daha düşük olduğu bulundu. Bu, bu da sizin yıllardır söylediğiniz Sölerinden bir başka gerçek. söylüyorum ben bunu? Evet. Ve bunu söyledim diye hücum edildi. Sadece bağırsak kanseri değil, her türlü kanseri önlüyor. Bir de bir pıhtı zeytinyağı. fotoğrafı vardı çocuklar. O pıhtı fotoğrafını da koyabilir misiniz? Tabii. Bir pıhtı fotoğrafı var. Şimdi ben, Simge Hanım biliyorsunuz Güney Afrika'da çalıştım. Evet. İşte Ve Güney Afrika'da e, tabii şey. bakın bu pıhtı, önce bunu söyleyeyim. Hı hı. Bakın kanseri önlüyor. Her şeyi önlüyor. Atleti önlüyor. Kalp krizini önlüyor. Felci önlüyor. Bu pıhtı Bakın bir pıhtı, bir avucumuz kadar. Bunu kaldırmayın. Bu e, korona aşısı olduktan sonra infarktüs geçirip ölen bir kişiye yurt dışında yapılan otopsiden damardan çıkartılan pıhtı. İşte soğuk sıkım zeytinyağı bu pıhtıyı önlüyor. Felci önlüyor. İnfarktüsü önlüyor. Akciğerlere pıhtı atmasını önlüyor. Bacakların pıhtılaşmasını önlüyor. Akciğer bütün damarları Toparlıyor. Arklit, Yunanistan Artık Federasyonu, biz bunu senelerce söylüyoruz. Arklitleri önlüyor. E, Michigan'da yapılan kardiyoloji e, çalışmasında, ki hepsi kitaplarımda var. E, infarktüsü önlediği gösterildi. Zeytinyağının, soğuk sıkıp saf zeytinyağının. Zeytinyağını niye kötülediler? İşte emperyalizmin oyudu. Zeytin ağaçlarını kesmek için. Sadece onun için değil. Sadece onun için değil. O, o da bir olay tabii ki. Yalnız bakın Güney Afrika'da ben 76, 1976-1978'den siz ortada yoksunuz. Tamam mı? Yani buradaki çalışanların büyük bir çoğunluğu. Şey Ve beni suçlayanlar da büyük bir çoğunluğu şey belki ortada yok. E, apartheid dediğimiz ırkçılığın en kötü, en ağır olduğu zaman işi e, olarak Sovyet olayları diye olaylar vardı. Orada ben çok acı şeyler gördüm. Yaşadım, bilhassa yaşadım. Bir tanesi de şu. Şunu gördüm. Getolarda yaşayan siyah ailelere bir haftada 200 gramdan fazla protein gitmesi yasaktı. Kontrol altındaydı. 200 gram. 200 gram ne bir haftada? 6-7 kişiler bir yumurta. Ya yani bir yumurtanın sağladığı. Düşünebiliyor musunuz? Bunu gördüm. tabii saçımı başımı yoldum. Bu da bir soykırım aslında. Zamanı yollamış. Evet. Sömürge yapmak. Evet. Türkiye'ye döndüğüm zaman 1978'de dediğiniz gibi yumurta yasaklanmış. Kırmızı et yasaklanmış. Zeytinyağı yasaklanmış. Hayvansal yağ yasaklanmış. Çünkü Henry Kissinger biliyorsunuz senelerce Dışişleri Bakanlığı yaptı ABD memleketinde ve de büyük bu sömürgecilik ve hı hı. E, Küre, küreselleşmenin e, teorisyen babalarından biri o diyor ki bir ülkenin petrollerini ele geçirmek için topraklarınızı topraklarına hakim olacaksınız İnsanları ele geçirmek için yiyeceklere hakim olacaksınız ve 1950'lerden itibaren dediğiniz gibi işte şimdi ismini margarinler devreye girdi. Evet. Zeytinyağı küçümsendi. Evet. şey yapıldı. Alay ezildi. Küçümsendi. Neden? Halkımızı sömürge kılmak için düşünemesinler. Yumurta beyni çalıştırıyor. Yağ olmadan beyin çalışmaz. Kolesterol olmadan beyin çalışmaz. Bu bir. Bir de bir, iyi bir fizyoloji bilen bir hekim, herhangi bir hekim, yediğin yumurtanın kolesterolünün veya hı hı. yediğin kırmızı etin kolesterolünün kolesterol olduğu geçtiğini, geçmediğini bilmesi lazım. Yani bu yanlış algılamayı maalesef hala da uyguluyorlar. Ve de herkesin beyni o kadar yıkanmış durumda ki Simge Hanım, ben, bana hastalar geliyor, ben tetkik ediyorum. E, tetkik, geniş kapsamlı bir tetkik istiyorum. Vücudu bütünüyle hı hı. Tanı tanıyabilmek hı hı. için. Hücresel düzeyde ne bozukluk saplayabilmek için e, şey olarak kolesterollerine bakmıyorum bile ve laboratuvarda kolesterolleri karalıyorum. Ama öyle bir programlanmış ki endüstri tarafından o kolesterollere bakılıyor. Evet. Ama hasta geliyor. İlk sorduğu benim kolesterolüm çok yüksek ne yapayım? Onun altına bakıyorsun şeker 250. Hiç o zararlı değil. Trigliserit 600. Hiç onların önemi yok. Kolesterol kolesterol. Yani bu tamamen algılama, beyin yıkama ve de maalesef e, ee, sömürge haline gelmemiz yani insanlar düşünemesin. Çünkü insanları düşündüren kolesteroldür. Beynin çalışmasını gördüğü kolesteroldür. E, ee, iç yağlarıdır. İç organ yağlarıdır. Kelledir, paçadır. Bütün bunlar. Şimdi yeni bir çalışma geldi. Mesela diyor ki iç e, organ yağları yani işte kelle paça hakikaten sağlıklı yendiği zaman kanseri önlüyor. Yeni gösterildi. Vah vah. Yıllardır söylediğiniz. Evet. Sizinle söylediğim, muhakkak evet. tabii sormam gerekiyor. Sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama bir başka tartışmalı başlık da HPV aşısı. Mesela ben de bir anne olarak kafası karışıklardanım. Sizin konuyla ilgili fikrinizi bir sormak isterim. Bir, HPV aşısı diye bir şey olmaz. Yok. Çünkü HPV virüslerin yani insan virüsünün, papillon virüsüne karşı... Hı hı. çıkartıldı. Aa, yani kansere karşı değil. Ama kanser diye insanları korkutup anneleri, çocukları korkutup işte meme dernekleri, anne anne dernekleri bana savaş açıyorlar. Fakat HPV aşısı çok tehlikeli. Çünkü bir koruduğu gösterilmemiş. 8 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarına, erkek çocuklarına çok tehlikeli ve çok yeni bir çalışma geldi. Hep, şimdi gördüğümüz korona aşısından sonra gördüğümüz bütün hastalıklar var ya. Aynısı HPV dedikleri aşı. Aşı değil bir kere. Virüse karşı. Yani sihir. <laughs> yani insan vücuduna herkesle gelişebilir. Ağızda gelişebilir. Ellerde gelişebilir. Genital bölgelerde gelişebilir. Bir sihir. Virüstür bu kardeşim. Bunun aşısı olmaz. Ve de kanser yapıyor diye daha gösterilmemiştir. Bu bir. İkincisi Türkiye'de Kanser kanser diye korkutuyorlar sizleri. Annelere doğal olarak korkuyorsunuz. Ee, kanser Türkiye'de bütün kanserleri sağlayacağımız zaman hanımlarda 10. 11. sırada. Bütün dünyada da 14. sırada. Lafı bile yok. Bir de kanser aşısı diye bir şey yok. Yani kanser aşısı diye firma bunu üretmedi. Sonra piyasaya bulmak Hı -hı. için kanser lafını soktu içeri. Bir pazarlama taktiği diyorsunuz. Tamamen kısaca. bir pazarlama. Virüsü öldürmek için. Sirkeli suyla Aha. sık sık tahret yapılabilir. Virüsü öldürmek için bir karbonatlı suyla yapılabilir. Çünkü bakın bir daha söylüyorum, bir karbonatlı ortamda virüsler üremez. Bir karbonatlı ortamda virüsler kansere dönüşmez kansere. Bir karbonatlı ortamda virüsler e, kanser hücrelerini öldürür. Ortamda, bir karbonatlı e, ortamda hücrelerde Metastaz olmaz. Vücuda yayılmaz. Aklınızı başınıza alın. Peki. Onu söylüyorum. Ve asit ortam çok tehlikeli. Bir daha söylüyorum. Bütün bu deterjanlar vücudu asit, asit, asit evet. yapıyor. Siz hep bahsediyorsunuz vücudu alkali tutmanın öneminden i̇şte bahsediyorsunuz. Evet. O kanseri de önlüyor. Ve bütün bunları hani bana gelen bütün 111'de şey var. Hı hı. Mücadele ben 63 yıllık bir hekimim. O zamandan beri ki mücadele bu panzehirde anlatılıyor. Ee, i̇yi günler, kötü günler. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Nihal Hanım'la birlikte bunu evet. şey yaptık. İlla evet. o tutturdu yazalım edelim diye. Bence çok iyi yapmışsınız. 2019'da bu planlanmıştı, çıkacaktı. Fakat pandemi girince tabii rafa kaldırdık. Herkes pandemiyle korkusuyla pandemi projesine esir olmakla uğraşırken bunun yeri yoktu. Şimdi tekrar revize edildi, çıktı. Eşiniz Ali Bey bu söylediklerinizi uyguluyor mu? Tabii ki. Harika. Çok rica <laughs> Çok ediyorum. Çok şanslı. Hele bir uygulamasın. <laughs> Mesela onu görseniz gazlı içecek elinde ne yaparsınız? İçmez ki. Bizim annelerimiz de içmedi. Bizim 45 annelerimiz de içmedi. Doğru. Siz onun içine doğdunuz. Sonra. 82 Doğru. doğum. Siz onun içine doğdunuz. Evet. O normalmiş gibi geliyor size. İşte esas zehirler onlar. Evet. Onlara laf edilmiyor, bana laf ediliyor ve bizim gibilere laf ediliyor. Doğru. Kelle paça yiyin diyorum en doğal şey. Karaciğer, yürek, efendime söyleyeyim bunları yiyin diyoruz. Kokoreç yiyin diyoruz. İşte işkembe çorbası için diyoruz. Kebik suyu için diyoruz. Kıyamet kopuyor. Evet. Ama esas besin bunlar insan vücudu için. Doğru. Ve hiçbiri kolesterolü yükseltmez. Çünkü kolesterol inanır mısınız? Karaciğerde üretilir. İnsanın vücuduna göre beynimiz de kolesterol üretiyor. Çünkü beyin kolesterolsiz çalışmaz. Bir de şunu söyleyeyim: Kolesterol yağ değildir. Hani öyle büyük bir yalan e, yayıldı ki bütün dünyaya yağ kolesterolü yükseltiyor diye. Yalan. yalan. Şeker trigliseridi yükseltir. Bütün hastalıkların sebebi tür ve ülkü asittir. Hiç onların lafı bile edilmiyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Bakit teşekkür ediyoruz için. Panzehir kitabı Profesör Doktor Karatay'ın Nihal Doğan'la nehir söyleşisi bence göz atmalısınız. Bu saat dilimini de bu keyifli güzel sohbetle noktalayalım ve yeni saatte tekrar buluşalım.